Merhabalar efendim, hoş sefa geldiniz. Evleriniz neşeli, sofralarınız bereketli olsun. Bizler yine huzurlarınızdayız Eyüp Sultan'dan. Yalnız bu sefer her zaman sizlerin alışık olduğu mekandan değil, birazcık daha yan sokaktan, meydana böyle bir iki sokak mesafeden Cafer Paşa Medresesi'nden sizleri selamlıyoruz. Cafer Paşa Medresesi 16. yüzyılda Kanuni döneminde yapılmış ve Kanuni'nin vezirlerinden Cafer Paşa tarafından yaptırılmış burası. Ve Mimar Sinan eseri, tabi zamanda onarımlar da görmüş. En son Eyüp Belediye'miz burayı bir restore etmiş. U şeklinde ve 10 tane bizim şimdi oda diye tabir ettiğimiz ama aslında kadim ismi hücre olan 10 hücreden müteşekkil bir medreseymiş burası. Ve muhaddisler burada hadis dersleri veriyorlarmış. 10 küçük hücrenin yanında bir de büyük odamız var. Birazdan kameraman arkadaşım gösterirse hemen şu çaprazında, oraya da meşkhane diyorlar. Ve orası o diğer hücrelere göre, burada gördüğünüz hücrelere göre daha büyükçe bir yapı. Şimdi Eyüp Belediye'miz burayı restore ettirdikten sonra nasıl değerlendirebiliriz, nasıl kullanabiliriz burayı diye düşünmüşler ve hakikaten olağanüstü güzel bir şey yapmışlar. Burayı kadim geleneksel el sanatlarımızın yeniden yaşatılması, tanıtılması ve yeniden ihyası için bir medrese haline getirmişler. Mesela hemen şunu göstereyim size. Şöyle kameraman arkadaşımdan rica edeyim. Teship ve katı atölyesi diyor. Teshibi neye tekabül ettiği konusunda birçoğumuzun fikri vardır ama katı ne biliyor musunuz? Az sonra göstereceğim size. Ama önce buradan başlayalım. Merhabalar, bereketli olsun efendim. Merhabalar. İsim nedir? Leyla Kara. Leyla Hanım, siz minyatür yapıyorsunuz. Evet. Minyatür. Ne denir minyatür sanatıyla ilgilenenlere? Mesela keman, yani piyano. Osmanlı döneminde ilgilenenlere nakkaş ya da musavir denilirmiş. Nakkaş ya da musavir. Evet. Çok güzel. Musavir olabilir mi acaba? Hani tasvir eden. Evet, tasvir eden anlamında. Süper. Anlatır mısınız biraz? Minyatür sanatı gelenekli sanatlarımızdan biri. Cafer Paşa Medresesi'nde de yine bir atölye olarak hem minyatür dersi verip hem de aynı zamanda bu sanatı icra ediyoruz. Bir resim sanatı diyebiliriz ama resim sanatından da farklı bir sanat. Osmanlı döneminde aslında olayları, mesela padişahın oğlunun sünnet törenini, kılıç kuşağı gibi olayları tasvirlemek için kullanılmış. O dönemde çünkü fotoğraf yok. Bir anlamda fotoğraf görevi görmüş aslında. Resimden farklı dedim. Teknik açısından resimden farklılık gösteriyor. Biz yaptığımız bütün figürlerin dışına muhakkak adına kontür ya da tahrir dediğimiz bir dış çizgi çekiyoruz. Bu anlamda da resimden farklı. Harika. Boyalar falan, bunlar doğal boyalar mı? Özel işler yoksa şey, sentetik mi? Toprak boyu olanlar da var ama sentetik boyu olanlar da var. Ben yani şu an ilk bakışta, ilk edindiğim izlenim, hakikaten böyle bir insanda gemi kazanı gibi sabır olması lazım bu işi yapması için, doğru mu? Evet. Yani sabırsız, tez canlı, hadi hop bunu yaptım bitti falan, öyle ruhlar için değil. Mümkün değil ama çok tez canlı insanlar da bu alana entegre olduktan sonra en azından sabretmeyi öğrenmiş oluyorlar. Şimdi burada Eyüp Belediye'mizin bu güzel medresesinde siz burada hizmet veriyorsunuz ve bu sanatı yaşatmaya devam ediyorsunuz. İnsanlar sizinle nasıl iletişime geçebilirler? Günün hangi saatleri buradasınız? Ramazan boyunca saat 1'den gece saat 12'ye kadar buradayız. Öğleden sonra saat 1'den gece 12'ye kadar. Evet, kıymetli izleyenler buradalarmış. İlginizi çektiyse gelebilirsiniz. Peki, teşekkür ederim, memnun oldum. Hemen devam edelim efendim. Hani az önce size bir tabela göstermiştim. Katı sanatı. Tesibin ne olduğunu biliyoruz ama katı neye tekabül eder? İşte o da bu. Bu, ben ilk bu sene tanıştım bu sanatla. O benim cahilliğime veren efendim. Ya hakikaten o kadar hoşuma gitti ki. Birazcık şöyle kameraman arkadaşım, hangisini göstersem. Şunu. Şöyle göstereyim efendim. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Bakar mısınız? Böyle kağıtları kesiyorlar. Aslında ben anlatmayayım. İşi erbabına bırakalım. Merhabalar. Merhabalar. İsim nedir hanımefendi? Ümmü Gülsüm Sevim. Ümmü Gülsüm Hanım, birazcık anlatın. Nedir kağıt sanatı? Doğal boyanmış kağıtları keserek tamamen doğal usulde boyanmış ayva yaprağı, ceviz, soğan vesaire gibi, onları kesip yapıştırarak çeşitli figürler kullanıyoruz, stilize edilmiş. Bu şekilde eserler çıkıyor. Ne kadar güzel. Mesela şu neyle boyanmıştır? Yani sesi düşün, bana anlatır mısınız hangisiyle? Bunlar böyle sentetik boya falan değil değil mi? Hepsi doğal boyanmış. Şu soğan mı mesela? O ayva yaprağı. Bu hibiskus. Hibiskus. Aynen. Ha, şu çim falan. Bu kına. Vay be. Ve doğal olunca ben şeye de inanıyorum açıkçası. Hani emek veriyorsunuz, o doğal. Göz nuru doğal.
Ondan sonra buna harcadığınız zaman gerçek zaman. Evet, bunu bir kesinlikle. Bilgisayar falan yapmışsınız, yapıyorsunuz. Bu doğallığın içine bir yere bir sentetik girerse zannediyorum onun ruhuna büyüsü. Da tesir ediyor. Doğru evet, mu? Evet, büyüsü kaçıyor. Ciddi manada evet, evet. Kesinlikle. Mesela şunda ne kadar çok işçilik varmış öyle şunda. Evet. Peki. Nasıl ulaşabilirler insanlar size? Caferpaşa Medresesi'nde bekliyoruz. Caferpaşa Medresesi'nde bekliyorlar efendim. Ama aynı zamanda sosyal medyada da varlar. Hani şu fotoğraf paylaşılanlardan. Evet. O da bizim bir hizmetimiz olsun. Orada çok güzel ürünlerin fotoğrafları var. Evet. Onu oradan bulabilirsiniz diyelim inşallah. Aynen öyle. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Devam edelim. Hadi gelin. Hemen sağda ise gerçekten benim hep yapmayı istediğim, çok merak ettiğim ama bir türlü fırsat bulamadığım güzel bir iş Ebru. Merhabalar. Merhabalar. İsim nedir hanımefendi? Kadriye Ayan. Kadriye Hanım. Şimdi siz bunu hazırlamışsınız zannediyorum. Evet, sizin için hazırladık. Çekimden dolayı, vaktimizden dolayı. Bu battal Ebru'su oluyor. Ebru da diğer geleneksel sanatlarımız gibi Osmanlı'dan ta eski zamanlardan kalan bir sanat. Biz bu sanatı erbaplarından öğrenilmesini istiyoruz. Her sanat dalının. Biz Alparslan Babaoğlu'nun öğrencileriyiz. Sizin nezdinizde hem TRT 1 ekibine hem de Eyüp Belediyesi'ne çok çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir medreseyi bizlere sundukları için. Tabii ki bizi dinleyen halkımız da Eyüp ziyarete gelecektir. Onları da burada bu Ebru meşkinden faydalanmalarını isterim. Çok kısa burada araya gireceğim. Kıymetli izleyenler, şuna da özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Çünkü söylenmeyince bu unutuluyor ve arada kaynıyor. Yani Eyüp Belediyesi burayı bal gibi de bir kafeterya olarak işletmeyi bilir. Bir restoran yapmayı da bilir. Bu hücrelerin her birini güzel, çok yani nargile odası gibi kullanabilir. Doğru mu? Evet, yapılıyor evet. mu? Ne yazık ki bunun yapıldığı yerler var. Ama Allah razı olsun belediyemize. Burada gerçekten bir sorumluluk örneği göstermiş. Çünkü her şey para ve maddiyat değil. Ve bu kardeşlerimize, bu zanaatkarlara hakikaten sığınabilecekleri ve bu kadim el sanatlarını tanıtabilecekleri mekanlar lazım. Eğer burası da medrese olarak yapıldıysa ve sonradan yeniden medrese olarak ihya edildiyse o ihya nasıl devam eder? Ancak o müderrislerin buradaki devamıyla değil mi? İnşallah, inşallah efendim. Bu anlamda gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz belediyemize. Bu önemli bir iş çünkü. Evet, yani. Sizlere de gerçekten tekrar teşekkür ediyoruz. Yani bu sanat dalının hangi dalı olursa olsun sanatta ata yadigarı olan bir sanat evet. bunlar. Ve bizler gençlerimiz de bunlara sahip çıkmalıyız. Kadriye Hanım, bu da bir çeşit Fatiha okuma şekli gibidir de. Hani hep derler ya, ataların ruhuna Fatiha okuduğumuzda onlar da iletişim kururuz. Onları memnun ederiz ruhlarını. Aslında onların bizlere bıraktığı bu kadim sanatı yaşatma da bir Fatiha okuma çeşidi gibidir değil mi? Evet. O da onların ruhlarını yad etmektir. Evet. Bunu çekelim mi artık Kadriye Hanım? Tabii ki de, tabii ki. Efendim, Kadriye Hanım'ı ve yaptığı güzel eserleri hangi saatler arasında görebiliriz diye merak ediyorsanız hemen kendisine mikrofonu uzatıyoruz. Tabii. Saat 4'ten biz de 10'a kadar burada olmaya çalışıyoruz. Gelirlerse bütün Eyüplüler değil sadece şehir dışından gelen ziyaretçiler de oluyor. Caferpaşa'ya uğrarlarsa hepsine tabii ki de bu meşki yaşatırız biz de. Bana da sözü var Kadriye Hanım. Evet, bana da yapacak. Evet. İlk günden beri burada karşılaşıyoruz ama bir türlü vakit bulup da yapalım. Bugün akşam yaptıralım. Yapalım. İsterseniz yani bu takım elbiselerin kirlenmesini istemiyorum. Tamam. Haydi çekelim şunu bakalım. Şimdi kameraman arkadaşım, şu diğer kameradan çok güzel göreceksiniz şimdi. Bakar mısınız? Yavaş. Çok güzel be ya. Bu battal Ebru'su çeşitlerimiz oluyor. Ne kadar güzelmiş. Yüreğinize sağlık. Biz teşekkür ediyoruz. Sizler sağ olun. Peki. Teşekkür ederim efendim. Biz teşekkür ediyoruz. Hemen devam ediyoruz. Hazır başladık. Gerçekten şu hizmeti tanıtmak istiyorum. Burada aslında hani böyle çok sıkça gördüğümüz ama hakkında çok fazla da şey belki bilmediğimiz güzel bir sanatkar abimiz daha var. Merhabalar. Merhabalar. İsim nedir efendim? İsmail. İsmail Bey, bu yaptığınız zanaatın adı nedir? Cam sanatları. Cam sanatı diyoruz. Evet. Başka özel bir adı yok ya. Yani. Evet. Çok güzelmiş. Bunun çıraklık işi zor oluyordur değil mi İsmail evet. Bey? Ha? Evet, çok zor oldu. Ateş çünkü hakikaten tehlikeli bir yönü de var yani, can yakar. Evet. Kaç yıldır uğraşıyorsunuz bu işte? 33 yıldır uğraşıyorum. 33 yıldır. O gözünüzdeki gözlük, güneş gözlüğü bu alevden korumak için mi var? Evet. Bunun özel gözlükleri. Ha. Ateş gözümüze almasın diye. Herhangi bir güneş gözlüğü değil yani aslında. Evet. Ha, anladım. Peki sizi nasıl bulabilir izleyenlerimiz? Beni burada bulabilirler. Caferpaşa Medresesi'nde evet. Ramazan boyu her gün buradasınız. Evet. Gelenlere hem ürünlerden alabilirsiniz. Yani ürünler derken öyle böyle de değil. Kıymetli izleyenler. Şuna bayılmıştım ilk gördüğümde, bunu göstermek istiyorum. İnşallah kırıp dökmem sağa solu. Şuna bakar mısınız?
tam bir sanat işte, tam ne kadar güzel ya, ne kadar güzel. Allah razı olsun belediyemizden ya. Bunlar böyle güzel ev sahipliği yapmış. Burada güzel hizmetler oluyor, devam ediyor. Şuradan şöyle atlayarak geçeyim. Ve sıra geldi hanımların özellikle ilgi duyduğu bir alana. Hem dekoratif olması açısından güzel, hem kullanışlık, hem böyle güzel bir el zanaati bu. Çini. Evet. İsim nedir hanımefendi? Çiğdem Altaş. Çiğdem Hanım. Kaç yıldır meşgulsünüz bu işle, çiniyle? 18 yıldır. 18 yıldır. Kolay öğrenilebilir bir şey midir bu? Biraz gönül işi olduğu için daha zor. Bakın işte buna özellikle dikkatinizi çekiyorum. Biraz ne işidir bu? Gönül işi. Gönül işi, gönül. İnsanın gönlü olacak yaptığı işi. Şunu gördüğü zaman gönlüyle bunun arasında bir bağ kuracak ki Allah o sabrı versin diye. Evet, aynen öyle. Evet. Gerçekten hem gönül hem sabır işi. Şimdi siz bunu boyamaya başlamışsınız. Evet. Ne kadar sürecek bu şimdi? Gönül ne diyor bu konuda? Bu gönül 15 gün sürer diyor. Öyle mi diyor? Evet. Sırlanması, fırınlanması. Ama bakarsanız gönül bir aşka gelir, bir cuşu huruşa gelir. 10 günde de bitti olur. Biter mi? Biter. Aşk olsun yeter ki. Evet, yeter ki aşk olsun. Eyvallah. Siz de buradasınız Ramazan boyu. Buradayım. Hayır, ben 9 yıldan beri İp Belediyesi'ndeyim. Caferpaşa'dayım. Evet. 9 yıldır burada efendim. Evet, atölyelerim. Hangi saatlerde gelsinler ilgilenenler? Herhangi bir saatte gelebilirler. Hep buradayım ben. Eyvallah. Ne kadar güzel bir cevap. Peki efendim. Siz yeter ki niyetinizi sağlam alın. Deyin ki bu kadim el sanatlarıyla ilgileniyoruz. Ve hakikaten bundan bizler de müstefit olmak istiyoruz diye içinizden geçirin. Birazcık da gönül, birazcık da sabrınız varsa Caferpaşa Medresesi'nde bu değerli zanaatkarlarımız sizleri bekliyor olacaklar efendim. Programımıza hoş geldiniz. Konukları anons ederek şimdi çok fazla vakit kaybetmeyeyim ama hemen kısaca anlatayım size. Profesör Doktor Ali Köse ve çok değerli sanatçı Orhan Hakanmaz. Peki ne mi konuşacağız? Onu daha sonra anlatacağım. Ayrıca.